Sağ olun. Çok güçlü bir sevgi bağı vardı. Ya oğlumuzun adını, onun adını verdik. Oğlum da Doğan Cüceloğlu. Ben onu 56 senedir tanıyorum. Bir günden kırılmadık. Bütün insanlar sevgisini verdi. O verirken ben de hep destek oldum arkadan. Paylaştığınız için teşekkür ederim. İşte acı bir bölüm. Bölüm hakkında bir ağırlık yırtılması var deniyor. Ne diyorsunuz? Evet, bu arada ama yani bir hafta önce yaş günüydü. Konuştuk. Kendini dinç hissediyordu. Yani bazı hastalıklar atlattı, evet. Ta 25 sene önce tansiyonu başlamıştı onun. Ama bir hafta önce çok sağlıklı olduğunu, mutlu olduğunu öyle paylaşmıştık. Teşekkür ederim. Konuşalım. Siz yengesisiniz. Abisinin hanımıyım. Abisi Şahin Cüceloğlu. O da burada. Sizin isminiz? Şenol Cüceloğlu. Neden hissediyorsunuz? Yani şöyle düşünüyorum. Doğan Bey'in 6 ay önce kalp damarının biri %90 tıkalı, diğerleri %60-70 tıkalıydı. O stent takıldı ve doktorlar şunu tavsiye etti. Doğan Bey dedi, sen artık bu faal yaşamını bırak, bir köşeye çekir, sakin bir hayat yaşa. Benimle çok samimi olduğu için en çok benimle samimi kardeşlerden. O dedi ki, abi dedi, bana abi diye hitap eder. Abi dedi, ben dedi Türk halkına hizmet etmeyi seviyorum. Ve bunu yaparken muazzam mutluluk duyuyorum. İçimde bir huzur oluyor. Ben varsın ömrüm kısa olsun ama yine Türk halkına hizmet etmeye devam edeceğim. Uzun ve mutsuz bir yaşam değil, kısa, yararlı ve mutlu bir yaşam tercih ediyorum dedi. Gerçekten bu cesur kararını uyguladı, mutlu mutlu yaşadı, mutlu bir şekilde öldü. Aort damarından ve yırtılma oldu tespit edildi sanırım. Valla hangi aort damarı değil de kalpteki damarlar var, 5 tane galiba. Onun biri %90 tıkalıydı, oraya stent takıldı, ameliyat olmadı size. Diğer damarlarda %60-70 arasında tıkanma vardı. Doktorlar işte o faaliyet, yani aşırı çalışma işini bırak, sakin ol, kendini soyutla dedi. Onu kabul etmedi. Yine o faal yaşamına, topluma yararlı olmaya, yani yine kitap yazmaya devam etti, yine konferanslara devam etti, yine televizyon programlarına çıktı, yine kitap imzalamaya devam etti, yine okullara gidip onlarla sohbet etmeye devam etti, yine internette 2,5 milyon takipçisi var, onlarla iletişim kurmaya devam etti. Ben dedi, mutsuz bir insan olarak yaşayacağıma, kısa yaşarım ama mutlu bir insan olarak yaşarım dedi. Ve o yüzden benim acım bu yüzden biraz daha hafifledi. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah size sabırlar versin. Zaten Cumhurbaşkanımız da bugün Ankara bulunduğu için özellikle selamlarını da iletiyoruz size. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sabırlar versin. Sağ olun efendim. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Kitabının hizmetliğe devam etmemizi diliyoruz şu anda. Hep birlikte. Yani bu bize gösterdiğiniz saygı, Doğan Bey'e saygı için ayrı bir şey. Görevimiz ne demek. Allah razı olsun. Çok benim sağ olun. Için. Tekrar başımız sağ olsun. Sağ olun. Güzel dua eden, kendisini hayırla yad eden büyük kitleler bıraktı. Özellikle Türk toplumunun anlaşılması, hem birey olarak hem kolektif bir yapı olarak bugünkü sorunlarımızla mücadele etme, daha iyi nasıl insan olabiliriz sorusu üzerine Amerika'da, Türkiye'de çok bilimsel çalışmalar yapmış, onlarca makaleye, kitaba imza atmış, birçok konuşmalarıyla, seminerleriyle insanımızın ruh dünyasına, aklına, gönlüne hitap edebilmiş kıymetli bilim insanıydı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bütün bunların yanında her zaman dünyaya açık ama yerli ve milli bir insandı. Anadolu topraklarından, Anadolu insanından hep beslenerek çalışmalarını ortaya koymuş birisiydi. Bu eserleriyle de inşallah etkisi devam edecek, fikirleri yaşamaya devam edecek. Ben tekrar bu vesileyle
Cumhurbaşkanımızın da taziye dileklerini hem ailesine ilettim. Vesileyle kamuoyumuza da iletmek isterim. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Ailesine de sabırlar diliyorum tekrar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir miras bıraktı. Bu vesileyle ben tekrar bu güzel insanın, güzel bilim insanına Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Cumhurbaşkanımızın taziyelerini de hem ailesine ilettim hem de bu vesileyle bütün kamuoyumuza da iletmek isterim. Mevla mekanını cennet eylesin. Bütün medya mensupları buradan geldi. Biraz önce de anlatmaya gayret ettim. Hadi bizim bir tanışıklığın ötesinde mesaimiz oldu ve kendisinin hatırasına çok çok büyük bir hürmetimiz var. Öğrencilik dönemimizden itibaren bize öncülük yapan, liderlik yapan, eğitim alanında, psikoloji alanında bizim yetişmemizde çok büyük katkısı olan bir büyüğümüz ve nadir bir şahsiyet olarak insanları kalbiyle okuyabilen, kalbiyle görebilen bir şahsiyet ve daha önce rahatsızlık geçirmesine rağmen çok sakin bir hayat geçirme tavsiyesi hekimler tarafından verilmesine rağmen kendisi bu millete hizmetten asla geri durmayacağım, çocuklara hizmetten geri durmayacağım diyerek buradaki gücünü, öncülüğünü gösterdi ve bize 1000 yıllık bir irfandan süzülen bir ayna tuttu ve o aynada kendimizi görebilmemiz için anne babalar olarak, çocuklar olarak, öğretmenler olarak işte burası, işte şu taraf diyerek hep yol gösteren, yön gösteren ve bütün bu çalışmalarında her şeyin iyi tarafını gören, karamsarlığı bir şekilde reddeden ve insanlara umut aşılamayı somut olarak ortaya koyabilen çok özel bir kimlik, kişilik ve kendisinin hatırasını yaşatmak bizim ödevimizdir. Kendisinin ortaya koyduğu eserlerin insanlara hizmete devam edecek olması, dualarımızda yaşayacak olması bizim küçük bir tesellimiz. Ama bir akademisyen olarak tanışıklığın veya beraber çalışmışlığın ötesinde insanın beşerlikten insanlığa doğru giden yolculuğunda bir yol haritası sunan kişilerle tanışması çok özel bir durum, az rastlanır bir durum. Doğan hocamız öyle bir kişilikti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Biz arkasında ödevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet.